Binada bir çatı katı Tek başıma bakarım yukarıdan renk aşımı Bu şehir en karışık hislerin tercümesi En başını kaçırıp anlamaya çalıştığım hikayenin sonlanışı şi... Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Ömrü ee, Bugün CSGO FPS arttırma yollarını göstereceğim Evet baya işe yarayan bir yollar ee, Orada ses kaydını başlatmış Güzel ee, Baya işe yarar bir şeylerden bahsedeceğim Öncelikle hemen bilgisayara sağ tıklayıp özellikler deyip buraya geliyoruz bu benim sistem özelliklerim. Bu cihaz Şu anki bu değil. Evet. Ee, hemen gelişmiş sistem ayarları diyoruz buradan. Buradan gelişmişten e, performanstan ayarlara giriyoruz. Evet. Buradan sizde böyle olacaktır. Siz bunu özel e, en iyi performans için ayarladıyıp buradakilerin hepsinin tikini kaldıracaksınız. Evet. Sonra bitti işte. Buradan ne kadar fps artar diyecekseniz yaklaşık buradan bir 20-30 FPS artar hiç çoktan. Evet ikinci yolumuz e, oyuna bir kod gireceğiz. Hemen şöyle Steam'i açtım. Evet Steam'den e, CSGO'ya özellikler deyip çalıştırma seçeneklerini ayarla ve burada bir kod oluyor. Evet bu kod sizde yok. E, bunu ben açıklama kısmına koyacağım. Oradan alıp kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız sizde. Ve e, bu kodu buraya yapıştırıp bununla başlatacaksınız. Yani böyle bundan ne kadar FPS artar peki? Bundan da yaklaşık bir 20 FPS artar diye düşünüyorum ben. Tabi iksanınıza kalmış. E, bundan sonrasını Nvidia kullananlar izlesin. Çünkü Nvidia ayarlarından bahsedeceğim. Bu arada tek bu yani CSGO'da olmuyor o dediğim şeyler. Her şeyde oluyor. Yani yapmanızı tavsiye ederim. Evet buradan CS'yi bulduk evet. Buradan gördüğünüz gibi birçok şey var ayar. Ee, bunları e, ben de tam bilmiyorum ama hepsini performans moduna ayarlarsanız. E, evet gördüğünüz gibi yüksek performans. E, ee, eşyan süzme kapalı yaparsak. Evet bunlar daha az, yani daha fazla FPS verecek. Hmm, bunların hepsini böyle kapatmanız lazım. Yani çoğunu çoğu işe yaramıyor. İşe yaramıyor derken. E, N'de iş işe yaramıyor? Şey iş yaramıyor. E, ee, FPS arttırırken işe yarıyor. Ee, bunları maksimum performans tarjet genel ayarları kullanın. Evet, bunlar oyun ayarlarına kalmış geri kalan her şey. Bunu siz oyundan ayarlayabiliyorsunuz. Evet, bundan sonra uygula diyoruz. Ve heh, evet oldu. Ee, bundan sonra her oyuna girişinizde e, bu ayarlar uygulanacak. Bunu tüm oyunlar için, tüm programlar için yapabilirsiniz. E, böyle baya bir FPS arttırma şeyleri var. Ve bilgisayarınızı, evet. E, başta da güç seçenekleri yazıyoruz. Evet, buradan güç seçeneklerine girdik. Buradan yüksek performans yaparsanız enerjiniz fazla tükenecek. Ama bayağı FPS'iniz artacak. Veya bunu oyun kip yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağım derseniz. Ad bence System Carrier diye bir program onu tanıtmayacağım. Onu ben fazla sevmiyorum. Ama yüksek performans yaparsanız hem videoda FPS'iniz artar hem de baya bir FPS artışı yaşarsınız bunları yaparsanız. Evet bu videom bu kadardı. Bunları yaparsanız mesela ben atıyorum 60 FPS alırken bunu yaparsam 120'ye çıkar yani bunlar rahat bana kırsa. Tabi biraz da ekran kartınızın falan iyi olması lazım. Benim 750 Titan'ın bir altı modeli. Ee, yine fazla kötü değil. Evet neyse bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İşine, işinize yaradıysa hemen like tuşuna basmayı unutmayın. Basarsanız çok sevinirim. Basanlara çok teşekkürler. Evet diğer videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.